Bir daha. Seni hep aradım ama telefonum kapalıydı. Böyle herkes bana bakıyor. Ya boş ver herkesi. Boş ver. Tacize uğradığında sesini çıkaramayan kaç kişi var hiç düşündün mü? Sokakta, otobüste. Hepimiz bir kabahat işlemişiz gibi önümüze bakıyoruz. Ama onlar rahatsız ediyor. Onlar laf atıyor. Utanan biz oluyoruz. Sen ne kadar önemli bir şey başardığının farkında değilsin henüz. Eğer benim başıma böyle bir şey gelirse bugün... Allah korusun öyle. Sakın lafını bile etme. Gelirse... Hep senin bu dik duruşunu, savaşma cesaretini düşüneceğim. Eda böyle yapmıştı diyeceğim. Ya sen benim, bizim kahramanımızsın. Hiç kimsenin seni küçültmesine izin vermiyor. Günaydın. Sağ ol. Oturun. Telefonları kaldırıyoruz artık. Yuh. Bakayım. Yuh. Sen amma rahatmışsın ya. Bir bize kazıyormuşsun öyle mi? Ne oldu? Kal mı geldi? Benim asıl kafama yatmayan şey ne biliyor musun? Senin annen başörtülü değil miydi ya? Sana ne ya benim annemden? Ağzını topla bak annem hakkında konuşma. Rahat bırak beni. Rahatsız mı oğlum? Sıkıntı yok. Ben seni rahatlatırım. Aynı kodransız gibi yaşarsın biraz. Ne fotoğrafı ya? Neden bahsediyorsun? Hangi fotoğraf? Photoshop deyip bizi Kiko yerine koymayacaksın değil mi? Hadi ben yedim. Herkes gördü. Herkesi nasıl inandıracaksın? Hı? Günümüzü şenlendirdin. Ben sana diyeyim. Bana bak. Bana bak benimle düzgün konuş tamam mı? Seni şikayet ederim. Müdüre mi? Buyur et. Baban yaşında adam. Ben olsam utanırdım. Ha, sen de öyle bir özellik yok Melike. Eda? Eda ne oldu? Ya ben size dedim. Rezil olurum. Kimsenin yüzüne bakamam dedim. Beni niye evden çıkarttırdınız Emine? Bana niye bunu yaptınız? Neden? Eda. Eda tamam. Tamam sakin ol. Bak ne olur gözünü seveyim. Sakin ol. Geçti tamam. Emine. Bak dikkat et. Mağdurum ayağını yatıp seninkinde kalkmasın mı? Şşş. Ne diyorsun lan sen? Bırak lan. Görmedin fotoğraflarını. Yıkılıyor hepsi. Bana bak oğlum. Bu telefondakilerini siliyorsun. Buradan alıyorsun gidiyorsun. Tamam benim elimden bir kaza çıkmasın. Telefonu senin bir yerine sokmayayım hadi. Sok lan. Sok söyle oğlum benim yerlerime onu. Hadi. Ama sokamazsın. Sen erkek ne misin lan ha? Erkek misin? Ne? Erkek mi oldun? Sen mi öğreteceksin lan bana erkekliği? Bak ya. Yaman tamam bak Eda için sus ne olur. Duydun mu beni? Lütfen. Hadi hadi. Kabul et. Eğer sen de gizli gizli bakmadıysan fotoğraflara ben adam değilim lan.
Sen kimsin lan? Sen kim? Yaman bulaştın. Yaman. Sen kimsin Yaman. Lan? Yaman yardım edin. Çocuk bırak. Ne yapıyorsun Yaman? Tamam. Sen kimsin lan Yaman, oğlum? Sen kimsin? Kimsin? Seni burada öldürürüm bak. Sana yemin ediyorum. Seni yemin ben kimsin? Bırak da. Sen bu cesareti nerede bulursun lan kendin lan? Yaman yardım edin çocuk. Bırak. Yaman bırak. Yaman bırak. Sen kimsin? Kimsin oğlum sen? Gel buraya gel. Lan bırak. Gel gel. Gel gel. Ne git sen de ya? Yaman. Senin var. Ma. Eda? Sen kimsin lan? Ha? Senin var. Buyur ma. Amca. Amca beni gördü. Herkes gördü. Herkes beni öyle gördü. Amca ne olur söyle bakmasınlar lütfen. Lütfen amca. Tamam. Sen kimsin? Tamam gel buraya. Bekleyin lan sana söyle gel. Gel bunu söyle. Çocuğu gel. Ayrılın çabuk. Ayrılın diyorum. Bırak. Herkes sınıfına haydi. Dağ başı mı burası ya? Harbiden öyle. Nasıl bir okulsa burası? Her türden insanı sokmuşsunuz buraya. Genç kızlara kötü örnek olur mu demeden? Sen bu kızın bastığı çamur olamazsın lan. Yeter! Herkes bir sakin olsun yeter! Böyle mi destek olacaksınız arkadaşınıza? Niye zulmediyorsunuz? Bu zorbalığı yaparak ona bunu yaşatanlar kadar suçlu durumuna düştüğünüzün farkında mısınız? Çocuklar, çocuklar! Herkes sınıfına, haydi! Herkes sınıfına! Hemen, herkes sınıfına, çabuk! Eda. Çıkışta bekle lan beni. Soracağım sana bunun hesabını. Göstereceğim o çamuru! Çıkışta bekle lan. Bekle çıkışta. Yaman, yeter. Seni öldüreceğim lan. Hadi. Yaman, hadi. Yaman. Yeter, hadi, tamam. Hadi sınıfına oğlum, hadi. Amca ben burada durmak istemiyorum. Bu zorbalıkla birlikte mücadele edeceğiz Eda. Pes etmek yok. Hocam izin verirsiniz öğrencilere birkaç bir şey söyleyebilir miyim? Tabii Ömer hocam. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Müsaadeniz var. Ben Ömer Ademoğlu. Eda'nın amcasıyım. Aynı zamanda bu okulda da öğretmenim. Şimdi sizden beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Bu kim şimdi? Nereden çıktı ya? Ben din kültürü ve ahlak bilgisi dersi için buradayım. Bu ders size sadece dini bilgiler vermek için değil. Aynı zamanda ahlaklı ve erdemli insanlar olabilmeniz için var. İyi ile kötü arasında bir ayrım yapabilmeniz için var. Adalet ve merhamet duygunuz gelişsin. Birisi hata yaptığında ona ilk vuran siz olmayın. Ona sahip çıkın diye var. Ama maalesef bugün insanlık sınavından sınıfta kalan bazı arkadaşlarınız oldu. Birilerini kınayıp linç etme yarışına giren arkadaşlarınız oldu. Yapılan kötülük elbet bir gün sahibini bulur. Ve insan başkasını rezil etmek istediği şeyden rezil olur. Hayatınız boyunca bir sürü hata yapacaksınız. Dua edin. Düştüğünüzde kimse size vurmasın. Sizi etiketlemesin.
yaptığınız hatadan ibaret kılmaya çalışmasın sizi. Biz öyle hatalar yapmayız hocam. Evet, belki siz öyle bir hata yapmazsınız. Ama sevdikleriniz yapabilir. Onların başına gelebilir bu. Belki kız kardeşiniz ya da ileride çocuğunuz kötü niyetli insanların kurbanı olacak. İşte o zaman kız kardeşinize ya da çocuğunuza nasıl davranılmasını istiyorsanız bugün bu arkadaşınıza da aynı şekilde davranmalısınız. Eda başkalarının, hatta belki de sizin de arkadaşlarınızın başına bu gelmesin diye kendini ateşe atmaya göze aldı. Bazılarınız gibi kendini bilmez 3-5 kişiye karşı da değil. Koskoca bir suç çetesine karşı savaştı. Bugün onun sayesinde onlarca kız kötü niyetli insanların elinden kurtulup ailelerine teslim edildi. Siz onunla gurur duyacağınıza ayıplamaya çalışıyorsunuz. Sizden şunu rica ediyorum. Önce bir kendinize şunu sorun. Siz Eda yerinde olsaydınız aynı cesareti gösterebilir miydiniz? Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Duygularımızı ifade ettiniz. Müsaadenizle.